Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Mezhab başı imamlarımızın hayatını okuyatıyorduk. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyhine hayatı. Bugün ahirgi ders. Bugünkü mevzuumuz İmam Ahmed'in şagirdleri ve İmam Ahmed'in vefatı hakkında buladı. İmam Ahmed'in şagirdleri. Abdülmelik el-Maymuni. İmam Ahmed'in şagirdleri cüdahım köp bugün. Biz közge körüngen ayrımlarını bir eslab o'tamiz xolos. Bu kişi İmam Ahmed'in kalbiga juda ham yaqin kishilardan edi. 27 yil hamroh bo'lgan edi. Bu shogirdiga İmam Ahmed boshqalarga qilmagan muomalasini qilarda qattiq ikrom ko'rsatar edi. Hanbali mazhabining ulug' olimlaridan edi. Abu Bakr al-Maruzi. Bu shogirdi İmam Ahmed'ni doim yonida bo'lgan. Hatto vafot etganida ham mana shu shogird yonida turgan edi. İmam Ahmed'in gözünü bana şu şagirdi yumup koygen idi. İmam Ahmed'in cüde köp kitapları bana şu Abu Bakr al-Maruzi'nin kulu deydi. Keyinçelik bana şu kişi İmam Ahmed'in vafatıdan keyin Gazot'a çıkmak için olup Bağdat'tan çıkkanı da küzetkeni 50 min ta adam çıkkanı da birge. Küzetkeni 50 min ta adam. Şunda bir kişi gelip ey Abu Bakr Allah'a hamd edin. Elbette bu bana şu adamlarda çıkışlıydı. Siz için ülken başarat dedi. Abu Bakr al-Maruzi yig'lab aytdi ki, bu belgi bashorat men uchun emas, bu İmam Ahmed uchun dedi. Ya'ni menda qani menda qanaqa hurmat e'tibor bo'lsa, bu asli İmam Ahmedga bo'lgan hurmat deb tan olardi. Muhni ibn Yahyo 43 yil ham suhbat bo'lgan edi bu kishi. İmam Ahmedga Hanbali mazhabining marji'alaridan hisoblanadi. Abu Bakr al-Asram bu shogirdi o'zini xulqida, kam so'zligida İmam Ahmed'ga juda ham o'xshar edi. İmam Ahmed'dan juda ko'p narsalarni yozib qoldirgan edi. Keyingi shogirdi İbrahim ibn Ishoq al-Harbiy. Taqvoda, vora, xudojo'ylikda o'zining ustoziga juda yaqin edi. Xalifalardan kelgan hadiyalarni bu kishi ham qabul qilmas edi. Xuddi İmam Ahmed'ga o'xshab. İmam Ahmed rahmatullohi alayh kasal, bemor odam ingrashi ahvah deyişi Allah'tan şikayet kılış deyip kabul kılar idi. Bu şagirde hem hud düşündü bir yolunu işlegen idi. Aytadı ki başımda 25 yıl alam ağrıq durdu. Brant adamga gapirgan masman deydi. 10 yıldan beri bitti gözüm körmeydi deydi. Şu vaxt geçi brant adamga atgan masman deydi. İmam Ahmed'in ikide oğlu Salih ve Abdullah. Bu ikkalasi İmam Ahmed'in hem oğlu hem şagirdi bugün. Bu ikkala oğlu İmam Ahmed'ni umumiy beradigan darslarda ham qatnashib o'tirgan ilm olgan ve İmam Ahmed'ni oğlu bo'lganligi uchun xos hayotida ham bular İmam Ahmed'ga sherik bo'lgan. İmam Ahmed ularning otasi bo'lganligi uchun birga yashagan imomning xos holatlardan ham xabardor bo'lishgan. Katta oğlu Solih. Ulg'i edi bu oğlu oilasi katta edi. Qarzlari ko'payib ketdi, shuning uchun tirishchilik qilishlik kerak bo'lib davlatni bir mansabini egalladi. Tarsus'ta bir müddet turdu, keyin kaytib yana ilimge kirişip yetti. Otasına vafatıdan keyin. Keyin karzları köpeği organıdan İsfahan şahriga kazı bolişlikke razı boldu. Bana şu mansab neyi geldi? İsfahan ahlige borup şahardaki katta cami maçıda adamlarga iki rekat namaz oku geneden keyin halifanın maktubunu oku berdi. İsfahan ahli juda ham xursand boldu. Çünkü imamı Ahmed'nin oğlu bizge kazı bolarken. Hamma xursand. Ama Salih yig'ladi. Şimdi yig'ladi ki, atrofdagilarni ham yig'latdi. Keyin aytdi ki, meni nima yig'latganini bilasizlarmi? Otamni esladim. Agar meni shu holatda ko'rsa, qanchalar g'azablanar edi. Bu mansabni majbur bo'lganligim uchun, qarzlarim ko'payib ketgani uchungina qabul qildim, dedi va mana shu mansabida vafot etguncha qoldi. İmam Ahmed mansab deganlash yoki halifalarning hadiyalarini qabul qilishligini to'g'ri deb bilmas edi.
Şunun için aytayapti, agar otam tirik bo'lganda bu narsani ko'rib rozi bo'lmas edi. İmam Ahmad'ın ikinci oğlu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Bu kişi hakkında ham akası Solih hakkında aytilgan gaplar aytiladi, ilimli bo'lgan, lekin ilimda akasidan o'tib ketgan edi. Abdullah o'zining akası Solihdan 10 yosh kichkina edi. Abdullohning ilmi akasi Solihdan yuqoriroq ekanligini İmam Ahmad o'zi ham aytardi. İmam Ahmad biror hadisda aytayotganda adashadigan bo'lsa, mana shu o'g'li Abdulloh tuzatib qo'yadi. Ya'ni shu darajada ilmlik va Hanbali mazhabining eng ulug' marjilaridan bittasi edi. Abdulloh otasi İmam Ahmad vafot etgandan keyin mana shu otasi boshlagan kitob Al-Musnadni tartibga keltirdi, yana 10 mingga yaqin hadisni unga qo'shib qo'ydi. İmam Ahmad'ın vafatı. Adam balası var ki biraderler, dünyaya kepti, bir gün ketişi var. Kullu nafsin zaiqatul maut. Her bir nafs ölüm şerbetini elbette tatadı. İnneke mayyitun ve innehum mayyitun dedi Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a. Elbette siz vafat etersiniz bir günü ve onlar hem vafat etedi. Hemme. Eğer kimdir abadi kalışı mümkün bu gene de, bu dünyada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem abadi qolgan bo'lardilar. U zot sallallahu aleyhi ve sellemge kıyametgacha qolishlik ihtiyori berilgan, ama Resulullah Rafiqul A'loni ihtiyor qilganlar sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Bu kişinin hayoti ümmet uchun juda bir katta xayriyat bilan to'lib toshdi. İmam Ahmad musulmon kişi sog'lom aqidasi bilan İmanı bilan özünü aziz tutuşu qanday bo'lishini ko'rsatib berdi. Hamma xob deb qo'ydi xalqul Qur'on fitnasi bo'lganida. Bitta İmam Ahmad turdi. Dini bilan, aqidasi bilan aziz bo'lish, özünü baland tutishlik qanday bo'lishligini hayotida ko'rsatib berdi. Agar birodarlar İmam Ahmadni mana shu sabr matonati bo'lmaganida bu ummatning aqidasini ahvoli qanday bo'lishini Alloh biladi. Sunnatni holi qanday bo'lishligini Alloh taol yolg'iz o'zi biladi. Agar İmam Ahmad'ın mana shu Jahmiya ve Mu'tazilalarga bo'lgan muomalasi, javobi ularga qarshi turishi bo'lmaganida Alloh biladi bizning holatimiz nima bo'lar edi. Fitna ko'tarildi. Ummat sunnati mutohharaga, sog'lom aqidaga qaytdi. Musulmonlar haqda sobit bo'lishdi. Allohning murodi ro'yobga chiqdi. İmam Ahmad'ga o'lim kasali yetdi. İmam Ahmad'ın o'g'li Abdulloh aytadi: bir kecha otamni 77 yoshga to'ldim, 78 ga o'tdim deganini eshitdim. Shundan keyin o'lim kasali yetdi. Solih aytadi, chorshanba kuni otamni huzuriga kirdim. Otam zaif va g'amgin edi. Men: "Ey ota, tushligingiz qanday bo'ldi?" "Baqillani suvi" deb javob berdi. Tushligiga meyvani suvi. Solih aytadi, otam o'rnidan turmoqchi bo'lib harakat qildi, ammo tura olmadi. Qo'limdan ushla dedi. Tikka turib namoz o'qiyman dedi, lekin uddasidan chiqa olmadi. Tabiblar, odamlar kelib İmam Ahmadni ziyorat qilishni boshlashdi. Ya'ni imomni betobligini xabarini topishganidan keyin juda ko'pchilik harakat qildi, ko'chalarga odam to'lib ketdi. İmom eshigining oldida odamlar ko'payib, tirband bo'lib ketganligini eshitgan vali buyurdi. Eşiği de aldı ya, İmam Ahmet'in eşiğini aldı ya, hüccablar, korukçular koyuldu. Bağdat'ın valisi İmam'ın körmahşı ekenliğini haber kılıp elçini cönetti. Ama İmam Ahmet valini körüştü, haklamadı. Çünkü halife mütevekkil, İmam Ahmet nimanı haklamasa, çünkü mecbur kılınmasın. İmam Ahmet köyünü küsöme gelmezse, onge taklif kılınmasın deyip hüküm çıkarken de, çünkü Bağdat'ın valisi köndü. İmam Ahmad xola medisi ko'rishdi. Kibor qozilar İmam Ahmadni huzuriga kirishgizini so'rardi, lekin imom ularni qabul qilmas edi. İmam Ahmadni do'stlardan bo'lgan bir shayx imomni huzuriga kirib, "Ey Abu Abdulloh, Allohning huzurida turishda qo'rqing. Allohning huzurida turishingizni eslang" dedi. İmam Ahmad eslab bu narsani eshitdi, yig'ladi. Allohning oldida turishlik. Akalar qiyomat kuni bo'lganda hech qanday advokat, hech qanday telefon, hech qanday akaxonlar bo'lmaydi.
Kıyamet gününde her bitti adam Allah'ın huzurunda yekkeme yekke turup cevap veredi. Onun güvah diyem gereği yok, prokuror diyem gereği yok, svidetil diyem, advokat diyem gereği yok. Üçünkünü özümüzge, özümüz kifaya kalemiz. Ayağlarımız, kollarımız, közlerimiz gapirip bizge karşı güvahlığı veredi. Çünkü hiç kim görmeyken payda günahkılıyken adam hatırcan bulsun. Şu ayak kolları bilen, şu azalar bilen günahkılı yaptı mı? İmam Ahmet şuna sana oylab yığladı. Bana şunca bir ilim, şunca hayriyetliğe gibi olan kişi Allah'da aldı da yalnız turuşta oylab yığla yaptı. Bizden bir oylab yığlayımız mı? Geçimiz gekemeydin bu narsa. İmam Ahmet kıyken işte yüzden birmez, minden bir yan bizde yok. Lekin hatırcanımız biz. Bir kişi gelip İmam Ahmet'in oğlu Salih'e dedi. Men İmam kelteylengen künde ana şu havlu dedim. İmamın aldığı kirişlikke ruhsat sorab verin. Yalanıp duru aldı. Salih kere batası gayetti. İmam Ahmet kabul kirişlikke kündü. O kişi gelip, ey Ebu Abdullah, ben sizi uruşken kündü ana şu havluda turgan edim. Eğer avuksiz, avukulin, yok kasas olamam desiz, kasas alayım dedi. Yani sizi hımaya kımayanlığım için beni keçirin. Ya ki babam sen benden kasas alayım. İmam Ahmet, eğer şu nesliğe katmeyeceğim bu ses keçirdim dedi. O kişi etti, katmeyeyim ben dedi. İmam Ahmet onu avf kıldı. Bana şu kişi kursan bu geneden yığılıp çıkıp gitti. İmam Ahmet'in huzurunda. İmam Ahmet'in bana ettik, betop, bemol kişinin İngilizce'den ah vah kılıcından razı bulmasıdır. Ayta dedi ki, aninul marda şekvallah. Kesenli bemol kişinin İngilizce Allah'tan şikayet kılışıdır derdi. Salih aytadı, otamda çöntekte de az güne pulu bularadı. Bir anlar sana halese, o şu puludan alıp gebererdik. Bana şu bir betap bol yotken külleri de, otam çöntekimge karaçı dedi. Karasam bir dirham pul bırakın, bir dirham. Onge barıp hurma alıp yeginde, kasamımını kefaratına da akıp boy dedi. Ben bari şunu yıkıldım, dirhamdan az güne kaldı. Otam gaytudum, Allah'a hamdlar bolsun dedi. Keyin İmam Ahmet vasiyetini bildirdi. Özünü ahıllarga qilgan vasiyetini. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbal'ning vasiyeti. Albatta u Allah'tan özge iloh yo'qligiga ve onun sherigi yo'qligiga hamda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rasuli ve onun bandasi ekaniga guvohlik beradi. Uni hidayet ve hak din bilen yubardı. Hemme dinler üstünden galip buluş için, gerçi müşrikler gibi bunarsa yokmasa hem. Onun ahliden ve yakınlarından onge itaat kılgenlerge Allah'ki ibadet kılışlarını, onge hamd-ı sanat işlerini, Müslümanlar cemaasıge nasihatte buluşlarını vasiyet kıladı. Elbette men, Allah'ın Rabbim, İslam'ın dinim de, Muhammed Aleyhisselam'ını Nebi ve Resul deyip razı buldum. Abdullah ibn Muhammed'den 50 dinar karzım var. Onu beni aladıken icaremden tolap koyunlar. Kişkine yine dökençası vardı icareye bergenedi. Şundan tolap koyunlar. Eğer kalsa, o şu puldan, Salih'nin her bir farzandıge 10 dirhamdan verilsin. Vasiyeti duyadı. Sonra özünü, nabiralarını, hammasını, yığışlarını buyurdu. Onlar yığılıştı. İmam Ahmet onların haklarına dua kıldı. İmam Ahmet'ni kesele ağırlığından namazını oturup okuşlukla mecbur bulardı. Bazı da oturuşken kuvveti yetmezden yatıp okurdu. Lekin namazını kaldırmasıydı. Lekin namazını kaldırmasıydı. Salih aytadı. Otamın hanası gibi bir tağ hareket edildi. Kazay hacat için. Bavlını gördüm, kıp kızıl kan diye gidi. Cuma keçesi bulganı da, otamda halı cüda hem ağır bulup kaldı. Hareket kımayı koydu. Hatta üzülüp kaldı mı kendi boyladık. Aldı da durup tahlil ettik, otam tekrarladı. Yani ihtizar halatı da yatken adamı aldı da, La ilahe illallah, La ilahe illallah dinçlik sünnet buladı. Otamın huzuruna mücahidimde Musa kirip, dedi, ey Ebu Abdullah, sizge başarat, eğer hazır Allah'da huzuruya bağladıken bu ses, korkmayın. Siz için katta başarat bağır, dedi. Yani, bana şunca adam eşit ayda durup da, bana şunca adam o kişinin hakta ekenliğine,
doğru yolda ekanligi guvohlik berib turibdi. Juda ko'p kishilar sizga salohiyatni va yaxshilikni nisbat qilib guvohlik berishyapti dedi. İmom Ahmadning ixtizorida ajib bir ish bo'ldi. Abdulloh ibn Ahmad aytadi. Otamni yonida edim. Otam bir xushidan ketadi, bir xushiga keladi. Bir xushidan ketadi, bir xushiga keladi. Xushiga kelganida yo'q, hali yo'q, hali yo'q dedi. Xushidan ketdi. Yana xushiga keldi. O'ziga kelib, yo'q, hali yo'q, hali yo'q. Shu so'zini qaytaraverdi. Bir necha marta xushidan ketib xushiga keldi, shu so'zini qaytaraverdi. Shunda o'g'li so'radi, "Ey otajon, nima bu? Xushingizdan ketyapsiz, xushingizga kelyapsiz, o'zingizga kelganda yo'q, hali yo'q, hali yo'q deyapsiz." Imom Ahmad, "Ey bolam, nima bo'layotganini bilmaysanmi?" dedi. "Men bilmayman," dedim. Otam, "Albatta la'nati iblis uyini bir chetiga kelib, barmog'ini tishlab turib, mendan qutulib ketding ha, mendan qutulib ketding ha," deb turibdi. Men esa hali yo'q, hali yo'q, hali yo'q deb javob beryapman dedi. Shayton birodarlar siz bilan bizni umrimiz davomida vasvasa qiladi, shirkka, kufrga, ma'siyatlarga chaqiradi. Umri davomida kishi iymonda sobit qoladigan bo'lsa, oxirida ham noumid bo'lmaydi shayton. Mana shu ixtizor holatida, o'lim holatida bo'lsa ham adashtirishlikka urinadi. Imom Ahmadning oldiga kelib, "Qutulib ketding ha, shuncha tuzoq qo'ysam, shuncha bir adashtirsam ham qutulib ketding ha," deganida Imom Ahmad, "Yo'q, hali qutulganim yo'q. Hali ruhim tanamda ekanmi? Hali tavhidning ustida kalimani keltirib ruhimni omonatga topshirib olmayapmanmi? Hali qutulganim yo'q," deb javob beryapti. Chunki hadisda keladi, iblis aytadi, "Izzating va ulug'ligingga qasamki, modomiki ularning ruhlari jasadlarida ekan, ularni ig'vo qilishdan to'xtamayman." Alloh taolo aytdi, "Izzatim va ulug'ligimga qasamki, modomiki ular menga istig'for aytar ekanlar, men ham ularni kechirishlikdan, men ularni avf qilishlikdan, mag'firat qilishlikdan to'xtamayman," dedi. 241-yilni Robiul avval oyi 12-chi juma kunida Abu Abdulloh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal 77 yoshida vafot etdi. Juma namozidan keyin. Hijriy 3-chi asrning eng ulug' imomi vafot etdi. Solih chiqib otasini vafotini odamlarga xabarini yetkizdi. Janoza asrda o'qilishligini aytdi. Odamlar bu ulug' imomini vafot etganini eshitib qattiq yig'lashdi. Ko'chalar odamlarga to'lib ketdi. Mutavakkilni Bag'doddagi valisi Muhammad ibn Tohir kafanlik uchun kerak bo'lgan narsalarni olib imomning uyiga jo'natdi va aytdiki, "Amir sizlarga salom dedi va mana bu xalifani nomidan. Agar xalifa shu yerda bo'lganda shu ishni qilardi," dedi. Ya'ni bu paytda mutavakkil, xalifa mutavakkil Bag'dodda emas edi. Ammo Imom Ahmadning farzandlari qabul qilishmadi. Albatta Amirul Mu'minin xalifa, otamiz xohlamagan narsani unga ro'baro qilinmasligini aytgan, deyishdi, qabul qilishmadi. Imom Ahmadning ahllari joriya yuvib qo'ygan bir kiyimni olishdi, ko'ylakni, yoniga lifofa, hanutni, yana bir idishda suvni sotib olishdi. O'zlarini uydagi suv bilan yuvishlikni xohlashmadi. Chunki Imom Ahmad farzandlari va ahllari xalifani hadiyasini, oylik maoshini qabul qilgandan keyin ularning uydagi biror narsadan foydalanmay qo'ygan edi. Shuning uchun vafot etgandan keyin ham o'zining uydagi suvdan emas, ko'chadan suv olib kelib Imom Ahmad yuvishadigan bo'ldi. Imom Ahmadning g'usliga xalifani oilasidan va Banu Hoshimdan bo'lgan kishilardan iborat 100 kishi qatnashdi. Ular kelib Imom Ahmadning peshonasidan o'pib, haqqiga duo qildilar. Hali odamlarni oldiga olib chiqmasdan turib, Imom Ahmadning oilasi Hoshimiylar bilan birga janozani avval o'zlari o'qishdi. Imom Ahmad vafot etdi. Shayxul Islom, musulmonlarning imomi, ahli sunnaning imomi, muhaddis olim, hadis, fiqh, zuhd imomi vafot etdi. Ahmad ibn Hanbal vafot etdi. Imom Ahmadni janozasini o'qishlik niyatida ko'chaga chiqqan odamlarni aniq qancha ekanligini Allohning o'zi biladi. Bag'dodning valisi Muhammad ibn Tohir odamlar orasida edi. Janozani o'zi o'qib berdi va janozani odamlar ko'pligidan bir necha bo'lib o'qishdi. Ko'pligidan. Imom Bayhaqiy rivoyat qiladi. Muhammad ibn Tohir ta'ziyaga kelgan kishilarni adadini bilishni amr qildi. Ularning adadini 1 million 300 ming ekanligini aytishdi.
Yani bir rivayette 700 bin deyiladi. Ana şu kelgen rivayetleri karasız 700 binden 2,5 milyon geç adam cenazeye katlaştı deyişadi. Bunu mana belgisi? Albatta bu hayriyatı belgisi. Bu İmam Ahmet'in vafatını cümadan keyin eşitip kegenlerini sonu şunçeydi. Hala atrafı afaktan keladigenlerini bunge koşulayken yok. İmam Ahmet hala vafat etmesinden avval etken idi. Ahli bidatlarga aytinglar, mu'tazilalarga aytinglar, siz bilan bizi aramızda cenaze bor. Şuna da aytinglar. Bu degani sizlar bilan bizga cenaze o'qilgan paytda ko'rasizlar kim salohiyatda, hayriyatda ustida ekanligini. İmom Ahmad vafot etganda mana 1 milyon 300 ming deyilyapti. 2,5 milyon odam qatnashdi. Ana shu mu'tazilalar ham o'zlari ham kelib İmom Ahmadni cenazasida qatnashgan. Ama ana shu fitnani boshlagan Mu'tazilalarning kattalardan bo'lgan, 3ta xalifaga vazir bo'lgan Ahmad ibn Abi Zuvat o'lganida biroq parvo qilmadi uni o'lganiga. Sultonda odamlardan bir ozgina adatdagi kishilar o'qib qo'ydi. Ana shu Mu'tazilalarning kattalardan bo'lgan Bishr al-Marisiyni janozasi ham shunday bo'ldi. Biroq parvo ham qilgani yo'q. Bayhaqidan Abdulloh ibn Varroq aytadi. Ahmadning janozasiga qatnashgan kishilarning adadichalik katta adat avvallari cahiliyette ham, İslam'da ham bo'lgan eshitganmasmiz. Hech qaysi odamni janozasiga bunchalik katta adat yig'ilganmas. Bu hali kemalarda turganlardan tashqari, quruqlik bilan kelish iloji bo'lmay qolganidan, ko'chalar to'lganidan, daryoda suv bilan kema orqali kelganlar ham bor edi. Janozaga kelgan kishilar İmom Ahmadga duo qilardilar. Payg'ambarimizga salovat aytishar edi. İmom Ahmadga muhalif bo'lganlarga la'nat o'qishar edi. Ulug' bir faqih, ulug' bir mazhabning imomi, aqida imomi, Rasulullohning muborak hadislarining imomi. Biz İmom Ahmadni qadrini odamlar bilish uchun har qancha gapirmaylik ozlik qiladi birodarlar. Bu o'rinda Ahmad ibn Ibrohim as-Sofiyni gapi bizga kifoya qilsa kerak. U kishi aytadi, "Bugun kimni dafn qilganimizni bilasanmi?" Abu Naim Isfahoniyga. Yo, men bilmayman dedim. As-Sofiy aytdi, 5taning 6-sini. Kim edi 5ta kishi deganida As-Sofiy aytdi, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn Abdul Aziz va Ahmad ibn Hanbal dedi. Ya mana shuni ummatda eng ulug' insonlar zikr qilinganda 6-sini qilib İmom Ahmad zikr qilinyapti. Alloh azza va jalla İmom Ahmadni o'z rahmatiga olsin. Ümmet uchun Müslümanlar için kılgen mehnet maşakkatlarını münasip takdirlesin. Özünü Firdevs cennetine dahil kısın ve özünü cemalini körüşü nasip etken bulsun. Adam mı kimliği biraderler? Cenazası da körünerken. Cenazası da. Esimizden çıkmasın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında bir cenazan alıp ötüştü. Kim eken dedi adamlar birbirine. Ha falan şey kendi işte. Kanak adam mı dedi soraldı. Şöyle turgan sahabalar, yaxshi odamdi deb yaxshiligini bilan eslashdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin yana bitta janozani olib o'tishdi. Kim ekan bu? Ha palonchi ekan. Ha qanaqa odamdi? Ha qurib ketgur yomon odamdi. Qutulibmiz. Xudoga shukr deyishdi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi dedilar. Shunda sahabalar so'rashdi. Nima deganingiz bu? Birinchi odamni yaxshi inson ekanligiga guvohlik berdinglar, jannat vojib bo'ldi. Ikkinchisiga buni teskarisini aytdinglar, do'zax vojib bo'ldi. Sizlar Alloh taoloning yer yuzidagi guvohlarisizlar dedi. İmom Ahmadning janozasiga mana shuncha odamni qatnashligini o'zi haqiqatan bu kishining qanchalar ulug' inson ekanligi va ummatga qancha xizmat qilganligini siz bilan bizga bildiradi. Mazhab boshlarimiz hayotini o'qib o'rgandik, tugatdik to'ralasini. Alloh subhanahu va taolo o'qib o'rganib ibrat olishni nasib qilsin. Aqulu qawli hada va astagfir